Cüneyt Polat'la birlikteyiz. Cüneyt Polat, hoş geldiniz. Daha bey, teşekkür ediyorum davetiniz için. İki kavram var. Çok sık duyuyoruz bu kavramları. Dijital ve medya ve özellikle son günlerde daha sık duymaya başladığımız sanal evren ya da işte evren ötesi diye tabir edebileceğimiz metaverse kavramı. Bununla başlayalım derseniz. Metaverse kavramı aslında eski bir kavram, yeni bir kavram değil. Ama bizim hayatımıza nasıl girdi? Bizim hayatımıza bir değişiklikle girdi. Facebook çatı kuruluşunun ismini Facebook olarak değil de artık Meta olarak adlandıracağını duyurdu ve birden dünyada gündem oldu. Neden Meta? Meta nedir? Metaverse. Zuckerberg'in açıklamalarıyla derken biz Metaverse'de tanıştık. Ama bugün yeni tanışmış olmamıza rağmen aslında bunun bir altyapısı, temeli vardı ve bugün gördüğünüz gibi çok hızlı ilerliyor. Yani bu sanal gerçeklikle ilgili bütün süreçlerin şu anda dünyada çok hızlı ilerlediğine şahit oluyoruz. Hatta biz yazılım dünyasında arkadaşlarla dün gerçekleştirdiğimiz bir sohbette şöyle bir soru sorduk kendimize. Ne kadar hızlı ve biz nasıl yetişebileceğiz? Yani buna nasıl adapte olacağız? Nasıl ayak uyduracağız? Bu gerçekten çok önemli bir soru işareti. Beklemediğimiz bir hızda gidiyor. Peki nasıl Metaverse'ün temeli nereden geliyor? Yazar Neil Stephenson'ın 92 yılında yazdığı bir kitabı, Snowcash kitabına dayanıyor aslında. Bu kitabında da Stephenson fizik, arttırılmış gerçeklikle ilgili sanal gerçekliğin bir internet ortamında paylaşıldığı teorisini işliyor aslında. Bazı oyun şirketleri de biliyorsunuz hali hazırda Metaverse dünyasında kısmen uygulamaya başladılar. Nedir işte sanal gerçeklik gözlükleriyle siz bir oyunun içerisindeymişsiniz gibi o oyunu tamamlayabiliyorsunuz. Çok sayısız oyunlar var aslında böyle. Çok fazla oyun var. Mesela Fortnite platformu var. Burada 350 milyon kişinin oynadığı oyunlar var. Yani çok ciddi bir sayı. Birçok simülasyonu da buna örnek gösterebiliriz. İşte siz sanal gerçeklik gözlüğünüzü takıp bir simülasyonun içerisinde bir uçak uçurabiliyorsunuz mesela. Bu Metaverse'ün temeli diyebiliriz yani. Çok basit bir örneği. Peki nedir Metaverse? Bizim hayatımıza ne getirecek, ne götürecek? Çok şu kadarını söyleyebilirim. Çok farklı bir dünyaya ilerleyen süreçte kapı açılacağını düşünüyorum. Neden ve nasıl? Şimdi bugün belki işte parça parça uygulamalar yapılıyor. Herkes kendisine özgü bir sanal gerçeklik inşa etmeye çalışıyor ama bunların bir networkle, bir ağ ile birbirine geçişken şekilde birleştiğini düşünün bu parçaların. Devasa bir dünyaya çıkmış oluyorsunuz. Yani siz bugün bilgisayarınızda bir ekran karşısında bir monitörünüz var. Tıklıyorsunuz bir şeylere, linkler var. O linklerin içerisinde birbirine bağlanan networkleri gezebiliyorsunuz. Farklı platformlara giriş yapabiliyorsunuz. Metaverse dediğimiz şeyde de siz sanal bir dünyada dünyalar arasında geçiş yapabildiğinizi, farklı pencereler açabildiğinizi, farklı kapılardan geçtiğinizde farklı dünyalara açılabildiğinizi bir düşünün. Bambaşka bir boyut bu. Mesela bir örnek vermek gerekirse okula gitmeden okul. Nasıl? Siz sanal gerçeklik gözlüğünüzü taktığınızda bir okul ortamında sizin avatarınızla, yani bugün işte avatar çok internet dünyasını kullanan insanlar için yabancı değil. Yani profil fotoğrafı. Bugün avatarın, yani Metaverse'deki avatarın karşılığı bugün işte profil fotoğraflarımız. Ama orada tamamen bir avatarımızla bir sınıf ortamında gözlüğümüzü takıp yer alacağız ve etrafımızda arkadaşlarımız, onlarla kurduğumuz diyaloglar, onların bizimle kurduğu diyaloglar, hepsini hissedip yaşayabileceğimiz bir platformdan bahsediyoruz. Bir dünyadan bahsediyoruz. Bu neyi getirecek bize? Birçok şeyin artık dünyada hızlı bir değişimine şahit olacağız. Dedim ya mesela okullar, okula gitmeden okul, yani siz gözlüğünüzü taktığınızda Metaverse dediğiniz o yapay sanal dünyaya adım attığınızda artık okuldasınız, dersinizdesiniz, sıranızdasınız. Okul bittiği zaman, ders bittiği zaman gözlüğünüzü çıkartıp aranızı verebilirsiniz bambaşka bir dünyada. Tabii bunun çok farklı boyutları var. Yani biz buna nasıl alışacağız? Çocuklarımızı buna nasıl adapte edeceğiz? Yani bunların hepsi cevaplanması gereken sorular. Ama şunu söyleyebilirim. Türkiye'de bu alanla ilgili çalışmalar yürüten firmalar var şu anda. Çok başka bir boyuta doğru gidiyor iş. Mesela sanal konser veren bir rapçi var. Çok ses getirmişti. Travis Scott bu konserlerine avatarıyla çıktı. Ve dehşet bir takipçi sayısına erişti bu sayede de. 12 milyondan fazla bir takipçi sayısına ulaştı. Şöyle toparlayayım ben. Zuckerberg'ün de Facebook'un kurucusunun da bu konuda internet ortamında gezinmişti.
gezinen hem videoları var hem belirli paylaşımları var. Bununla ilgili farklı yaptığı medya organlarına da açıklamalar var. Siz sanal gözlüğünüzü taktığınızda bir sokağa çıkacaksınız ve bu evrenin parçalarını oluşturan farklı farklı dünyalara geçiş yapabileceksiniz. İşte sizin o çıktığınız sanal gerçeklikle çıkmış olduğunuz, adım atmış olduğunuz sokakta insanlar aynı bugünkü gerçek hayattaki gibi kendilerine mağaza alabilecekler, dükkanlar alabilecekler. Bambaşka bir boyutta bir şehir inşa ediliyor olabilecek ve bu bir tür hareketliliğin de akışını mümkün hale getirecek. Bu gerçekten büyüleyici, etkileyici düşününce ben bunun özellikle medya alanında da çok ama çok fazla bize farklı perspektifler açacağını düşünüyorum. Cüneyt Polat. Bir de dijital medya. Onu daha sık duyuyoruz. Daha uzunca bir zamandır duyuyoruz. Dijital medya tam olarak nedir? Neyin yerini almıştır? Ve nereye doğru gitmektedir? Şimdi dijital medya aslında az önce şeyden bahsettik. Metaverse'den bahsettik. Ben dijital medyanın geleceğini çok başka görenlerdenim yani. Devasa bir iletişim çağına adım atıyoruz ve yeni bir iletişim çağına adım atıyoruz ve o çağda medyanın bugünkü çok fazla hacim kaplayan bir unsurunu haber olarak alırsak, o haberin dünyasında düşünsenize bir bu noktayı belirtmem lazım, özellikle belirtmem lazım. Siz bir haberin içerisinde yaşanan bir olayı bugün televizyon ekranınızda sadece izliyorsunuz. Ama olayın olduğu yere, olayın olduğu ana aynı oradaymış gibi avatarınızla gidebileceğiniz bir dünyaya doğru evriliyor her şey. Bu çok beni heyecanlandıran bir unsur diyebilirim. Dijital medyanın, bu kavramın bugünkü anlamına, bugünkü ne ifade ettiğine gelirsek, medium yani haber vermek, haber almak bir zamanlar işte karasal yayın kablolarla, işte yer altından geçen kablolarla evlerimize kadar ulaşan, çatımızdaki o uydu anteni değil de karasal antenler sayesinde işte yayın alabilen veyahut da işte kablo TV diye bir şey var. O kablo TV sayesinde evlerimize girebilen bir şeyken, daha sonra çanaklar vesaire, bu evrildi ve yeni yayın araçları çıktı ortaya. İşte internet bunlardan bir tanesi artık, internet üzerinde. Yani medya unsuru, medya süreçlerinin, yeni medya dediğimiz, yeni medya araçları dediğimiz, dijital dünya, internet dünyası dediğimiz bu dünyaya evrilmesiyle çıkmış bir kavram. Aslında dijital medya başlı başına bir kavram olarak bir anlam ifade etmiyor benim için. Bir medya olması gerekiyor ve onun dijital platformlar aracılığıyla veriliyor olması gerekiyor. Bugün aslında televizyon dediğimiz şey, işte televizyon var. Evet, televizyon bugün uydu yayını yapıyor. Evet, yarın 5G ile birlikte biz dijital sim kartlar üzerinden yayın yapıyor olacağız. Anten, uydu anteni değil de bir sim kart taktığımızda televizyonumuza, internete bağlanıp veya bir data kablosu, bugünkü zaten yapıyoruz. Data kablosu taktığımızda tamamen onu dijital bir platform üzerinden yayın akışına alıyor olacağız. Veyahut da bir arabanızda, aracınızda, ki Avrupa'da artık çok fazlasıyla zaten geçildi. Aracınızda siz radyonuzu açtığınızda karasal bir yayından değil de bir uydu yayınından değil de bir sim kartı taktığınızda artık dijital bir yayın akışı üzerinden bunu alacaksınız. Daha kaliteli, daha hızlı gibi gibi. Yani dijital medya aslında tek başına böyle medyadan ayrı, işte burada tamamen dijital araçlarla üretiyoruz dediğimiz bir şey değil. Bir medya üretimi olması lazım ve o medya üretiminin de belirli bir platforma, belirli bir, daha doğrusu dijital medya araçlarına taşınarak yapılıyor olması lazım. Şimdi mesela bir televizyon kanalı düşünün, bir radyo kanalı düşünün. Ne yapıyor? YouTube'u da kullanıyor. Spotify'ı da kullanıyor. İşte SoundCloud'u da kullanıyor. Ama ana mecrası bugün televizyon. Dolayısıyla televizyon bitti, radyo hemen bitti. Biz dijital medya, işte bu var artık. Çok, bu tek başına anlam ifade edebilen bir şey değil. Medya bütünüyle bir süreç ve dijital medyada medya araçlarının çok iyi kullanılmasıyla, medya unsurlarının dijitale taşınmasıyla ortaya çıkmış olan bir kavram. Ama bu kavram, işte bu Metaverse ile birlikte tamamen değişiyor. Yani 180 derece değişiyor ve siz haberin içerisinde, haberi yaşarken haber üretebileceğiniz bir döngüye doğru gidiyor. Çok fazla alt kırılımları var, alt katmanları var. Bu gerçekten heyecan verici bir şey. Facebook işte bunu öncesinde gören ve adım atan platformlardan bir tanesi ve Avrupa'da, özellikle Amerika'da çok fazla şirket var. Bunun üzerine çalışıyorlar. Birçok şirket, şu anda medya kuruluşları da Metaverse
Metaverse'le kendi medyalarını nasıl birleştirebilirler? Bunun adına çok ciddi yatırımlar yapıyorlar. Hepsi gelecekte var olabilmek, yer alabilmek, kendi marka değerlerini, kendi süreçlerini geleceğe taşımak adına Türkiye'de de bununla ilgili adım atan kurumlar, en azından şu anda Ar-Ge'sini yapan kurumlar olduğunu biliyorum. Dijital medya üzerine de bunları söyleyerek toparlayabilirim. Dijital dünyada neler oluyor? Metaverse kavramı, dijital medya nedir? Bunları konuştuk. Cüneyt Polat'a çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum bana vakit ayırdığınız için. Çok sağ olun. Tekrar görüşmek üzere.